Ve hemen bir diğer yanımda da yine Avrasya Hastanesi'nde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında Mutlu Aile pozlarının yanında onu çok sık görüyoruz. Az önce videomuzda da yine izlediğimiz gibi birçok mutlu anne ve babanın yanında olan isimlerden birisi. Güvenilirliği ve tecrübeleriyle de başarılı bir kadın doğum uzmanı. Evet, operatör doktor Süleyman Yeni Ocak yanımızda. Hocam hoş geldiniz diyorum öncelikle sizlere de. Evet hocam, az önce Nurcan hocamla biraz değindik ama eminim bunların dışında da birçok test ve tetkikler vardır. Doğum öncesinde hocam anne ve bebek için önemli olan, ihmal edilmemesi gereken testlere değinebilir misiniz? Herkese merhabalar diyorum öncelikle. Gebelik takibinde az önce Nurcan hocam zaten rutin tarama testlerinden bahsetti. Bunlara da özellikle vurgu neye yaparsınız? Derseniz ikili test özellikle çok önemli. İkili testin doğruluğu, hassasiyeti, erken haftalarda yapılabiliyor olması, üçlü ve dörtlü testten daha yüksek doğruluk oranına sahip olması ve bebekten alınan ölçümlere özellikle dayalı olarak yapılması, duyarlılığının yüksek olması, erken dönemde de bir sorun varsa erken haftalarda tespitini sağlaması açısından özellikle ikili testi kaçırmayın derim gebelerimize. Bebeğin belli bir boyutta, belli bir haftada olması gerekiyor. 11 hafta 3 gün ile 14 hafta arasında. Evet. Bunu takiben özellikle de detaylı organ taraması zamanında hekime başvurmaları çok önemli. Bunu şöyle vurgulamakta da fayda var. Detaylı organ incelemesinde de şeker yüklemede olduğu gibi bir antipatik durum söz konusu olabiliyor. Teknoloji çok gelişti. Var olan bir sorunun tespiti emin olun yaşama şansı yüksek olan bir bebeğin eğer ki bu sorun bilinmezse doğum anında bebek hemşirelerimiz de burada. Yani doğuma girerken biz pek çok sefer diyoruz ki bakın bebeğimizin şöyle bir şeyi var ona göre çocuk cerrahımız olsun. Bebeğimizin şöyle bir şeyi var kalp anomalisi var kalp damar cerrahlarına haber verelim. Yani bazen ameliyathaneden sezeryen sonrası ya da normal doğumdan sonrası apar topar ameliyathaneye alıp acil müdahalesi gereken durumlar olabiliyor. Mesela bir bebeğin yutak borusu yok tespit edilmiş. Bu detaylı organ taramasında bakılmamış. Herhangi bir inceleme yapılmamış ve bu bilinmiyor diyelim. Evet. Ama bir yandan da bilindiğini düşünelim. Bilinmediği durumda bu çocuk doğduktan sonra muraracak. Herkes ne olduğunu, hiç kimse ne olduğunu anlayamayacak. Ve belki de ufak bir müdahaleyle yaşam şansı çok yüksek olan bir bebek yaşadığı sorunun sıkıntısından dolayı kaybedilecek. Ama bu biliniyorsa bebek hemşirelerimiz, çocuk doktorlarımız bu konuda özellikle önceden bilgilendirilmişse gereken müdahalesi en kısa zamanda öncesinde de gereken hazırlıklar yapılacak. Başhekimimiz de burada pek çok kalp damar anomalisi ameliyat şansına sahip olabiliyor. Bunların bilinmesi veya bilinmemesi arasında bebeğe doğumdan sonraki müdahaleler çok çok farklı gösterebiliyor. Yaşama şansı çok artabiliyor. Buradaki parantez şununla ilgiliydi. Detaylı organ taramasında bir bozukluk çıkarsa, herhangi bir yerinde bir sorun tespit edilirse bebeğin gebeliğin sollanması diye bir şey yok. Sollandırılma isteği aileye ait olan bir şeydir. Bize düşen bilgi vermektir. Bebeğinizde şu 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 şeylerden şüpheleniyoruz. Bunun kesin tanısı şimdi ya da doğumdan sonra konulabilecek olanlar var. Ve inanın bizim de elimiz sınırlı burada zaten. Yani şimdiye kadar tanımlanmış 18-20 bin genetik hastalık var. Yani detaylı ultrason zamanında bu tarama testleriyle bunların sadece bir kısmına ulaşabiliyoruz. Bir kısmı da ondan sonra belki de doğduktan 5-6 ay sonra ortaya çıkacak. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ama ne diyoruz? Bugün mevcut imkanlarla yapılması gereken her şeyin yapılmasında doğum sonu, müdahaleler, yaşam şansı, daha sağlıklı bir çocukluk, daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için bunları özellikle vurgulayın derseniz bunu ve şeker yükleme testine karşı evet maalesef medyadan dolayı öyle bir şey var. Gebelik şekeri anne için de bebek için de özellikle bebek için sonraki hayatında hayatını belirleyecek derecede iz bırakabilecek sıkıntılar yaratabiliyor. Bazen onlarca ünite insülinle şekeri düşüremiyoruz gebemizde. İnsülin direnci artar, biraz gebelikte bunu yatkınlık artar. Bebek hemşirelerimiz de çok iyi bilir. Doğumdan sonra bebeklerin kan şekerleri çok düşer, düzenlemek zor olur. Her şeyleri değişiyor. Bunu bilip de bilmemek arasında inanın hem doğum şekli hem doğum sonu bebeğin bakımı açısından çok ciddi farklar oluşturuyor. Bunu basit bir test yapma yapmama gibi algılamayalım. Doğumdan sonra bebeğin akıbetini gerçekten belirleyen şeyler bunlar. Bebeğin sağlığını etkileyen şeyler. Onun için özellikle bunlara vurgu yapmak isterim. Çok teşekkür ederiz. Hastanemizde de bu testlerin her birini gerçekleştirebilmekteyiz, uygulamaktayız. Yani anneyi oradan oraya, oraya gidin, buraya gidin demeden bir hastanenin içinde gerekli olacak
tüm tetkiklerini, testlerini gerçekleştirmekteyiz. Evet hocam, muayenelerden, biraz kontrollerden, Nurcan'ın hocamla da değindik. Biraz da doğuma doğru yaklaşalım istiyoruz. Evet, doğum süreçlerinde de yine çok merak edilenler var. Normal doğum mu, sezeryan doğum mu? Bunlar çok sorulanlar arasında. Ben ilk olarak normal doğumla ilgili sizlerden bilgi almak istiyorum. Hocam, normal doğum nedir ve hangi durumlarda tercih edilmelidir? Normal doğum dediğimizde aslında gebeliğin 37. haftasından sonra 41 haftaya kadar, 42'ye kadar da kabul edilebilir. Bebeğin annenin sancılanarak, baş gelişim olarak normal şekilde kendiliğinden doğumun başlayıp ilerleyip bebeğin doğmasıdır. Normal doğum doğal olandır zaten, fizyolojik olandır, beklenendir. Evet. Ve inanın doğum kararında ya da doğum sürecinde patron ne biziz, ne de anne, ne de bir başkası, patron bebek oluyor. Ve doğum sürecinin kendisi oluyor. Burada tercihe bağlı olarak çok fazla müdahalede bulunmak doğru mu? Kesinlikle yanlış, kesinlikle yanlış. Doğum korkusu biraz gebelerimizde fazla, doğumla ilgili endişeler fazla. Fakat doğal bir şekilde kendi halinde başlayıp devam eden bir doğumun güzel bir doğumla sonuçlanma ihtimali %80'dir. Bu çok ciddi bir orandır. Yani bu şekilde, doğal bir şekilde başlayan bir doğumla ilgili önceden önyargılardan dolayı, annelerimizin korkusundan dolayı sezeryana yönelmeleri bizi de üzüyor. Pek çok hastamız aslında normal doğum konusunda biraz olumsuz önyargıya sahip. Öyle bir olumsuz önyargı olmasın. Doğum kendiliğinden başlayıp sağlıklı bir şekilde ilerlediği müddetçe, doğuma anneden yana ya da bebekten yana bir engel olmadığı müddetçe doğal olan, kendiliğinden olan ve sağlıklı olan tabii ki de normal doğumdur. Sezeryan bir ameliyattır. Yani bugün nasıl bir hastalığımız ortaya çıkıyor, doktorlara gitmek zorunda kalıyoruz. İyi ki varlar. Safra kese bize taş oluyor. Safra kesesi ameliyatı yapıyorlar bize. Apandisitimiz patlıyor. Apandektomi, apandisit ameliyatı yapılıyor. Bunların hepsi ciddi ihtiyaç sonucunda ve bir hastalık için yapılıyor. Sezerinde bir ameliyat. Yani eğer mecbur kalmadığımız müddetçe gidip safra kesemizi aldırır mıyız? Yapmayız. Yani hiç kimse yapmaz öyle bir şeyi. Mecbur kalmadığımız müddetçe de tıbben herhangi bir sakınca yoksa, normal doğum, önce normal doğum olmuyorsa veya sıkıntı varsa sezeryanı düşünmek gerekiyor. Sezeryanın can kurtarıcı, hayat kurtarıcı olduğu pek çok nokta var. Az önce Nurcan Hocam da bahsetti, o plasentanın yerinden ayrılması ya da önde olmasına bağlı olan kanamalarda anne de bebek de dakikalar içerisinde hayati tehlikeye girebiliyor. Veya o doğumda bebeğin kalp atımlarının doğumu kaldıramamaya bağlı düşmesi, yavaşlaması bebeğin hayatını kurtarıcı bir müdahaledir. Doğum ilerlerken ilerleyememesi doğumun belli bir noktadan sonra artık bu doğum olmaz dedirtecek muayene bulgularının oluşması hayat kurtarıcı bir şeydir. Buna benzer sezeryan sebebi olabilecek pek çok nedenimiz var. Allah göstermesin, kapıdan girince gibi olduğu gibi kafetleriyle ameliyathaneye attığımız durumlar da vardır. En az 8-10 tane öyle durum sayabilirim. Evet. Onlar hiçbir gebemizi sınamasın, yanından geçmesin diyelim. Öncelikle normal doğum diyoruz her zaman. Eğer bir sıkıntı varsa hekim ve hasta birlikte buna karar verecektir ve sezeryan yönünde bir karar çıkacaktır. Ama öncelikle her zaman normal doğumun sağlıklı, fizyolojik, doğal olduğunu unutmayalım. Evet, peki hocam, yaşadığımız süreçte biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. Burada korona ve gebelikle ilgili vereceğiniz mesajlar ne olur izleyenlere? Öncelikle gebe hastamız korona olmadan gebeliğini tamamlarsa süper olur, güzel olur. Evet. Kendini başkasına göre daha fazla korusun. Bilinmezler çok tabii ki de, ama şu ana kadar en az bir 13-14 aylık tecrübemiz var bununla ilgili. Pek çok Covid'li hocamın da başına gelmiştir. Gebemizi doğurttuk burada. Gerekli önlemleri alarak. Bebeklerimize de herhangi bir sorun yaşamadık. Evet. Hemşirelerimiz gayet güzel bir şekilde yeni doğan takiplerini yaptılar. Covid'in gebelikte aslında çok ciddi bir şeye sebep olmadığını biliyoruz. Fakat şunu unutmayalım. Eğer anne kötü etkilenirse ve solunum sıkıntısına girerse, yani annenin kanında dolaşan oksijen düşmüş oluyor o esnada. Dolayısıyla bebeğe giden oksijen de düşüyor. Covid ve gebelikle ilgili karşılaştırılabilecek en kötü tablo erken haftalarda özellikle. Atıyorum 30-32 hafta gebeyiz, çok ağır Covid geçiriyoruz, yoğun bakıma yattık, kanımızdaki oksijen düştü, o bebek çıkarılmak zorunda kalabiliyor. Yani bebeğe giden oksijen az gittiği için, kalp atımları yavaşladığı için bebeğin artık kaybedilme tehlikesi ortaya çıkabiliyor. Bu oluşabilecek en kötü tablo. Fakat şanslıyız ki gebelerimiz genellikle genç. Yani çoğu gebemiz aslında 40 yaşın altında. Ve eşlik eden çok ciddi kronik hastalıkları olmuyor. Öncelikle Covid'den korunacağız. Yani evet, başkasına göre daha fazla korunacağız.
Covid geçiriyorsak mutlaka kadın doğum uzmanımızla görüşeceğiz. Bizim önereceğimiz şekilde Sağlık Bakanlığı'nın zaten bir bu konuyla ilgili bir planı var, her zaman hazır, gönderilen ilaçlar var. Kullanılabilecek olanlar var, kullanılamayacak olanlar var. O konuda bizlere danışsınlar. Ciddi bir acil durum olduğu takdirde de hastaneye gelmeyi gerektiren bir durum sezinlediğimiz zaman da çağırıyoruz hastamızı. Yani Covid pozitif olmazsa kesinlikle evde kalması için bir sebep evet, ama çok ciddi acil bir durumda da bana bakılmaz diye düşünmesin hiçbir gebemiz. Maalesef toplumda yaygınlaştıkça gebelerde de yaygınlaşıyor doğal olarak, toplum bir parçası olarak. Şu anda da Covid geçiren hepimizin gebeleri var bir sürü. Evden telefonla çoğu süreci idare ediyoruz. Ek vitamin takviyeleri, CVD vitamini özellikle, ağrı kesici olarak önerdiğimiz gebelikte uygun olabilecek ilaçlar, bol sıvı tüketimi gibi ilave tedbirler ve önerilerimiz oluyor. Ve çoğu sorunsuz atlatıyor diyebilirim. Genç olması, çok ciddi kronik hastalığı olmaması, ama öncelikle korunmak diyoruz. Her zaman evet, gevşemeyelim. Yani kimde ne yapacağı da belli olmuyor. Lafı klasikleşti. Gebelikte de bağışıklık sistemi bazı hastalarımızı hakikaten kötü ettiklerini biliyor. Evet. Gebenin bağışıklık sistemi biraz daha düşüktür normal gebe kalmadan önceki haline göre. Bazı gebelerimizi çok da kötü etkileyebiliyor. Hastaneye yatış desteği gerekebiliyor. Aman diyelim. Yani dikkat edelim. Evet. Yani. Yine bu süreçte de özellikle kadın hastalıkları ve doğum polikliniğimizde hizmetlerimize her zaman devam ettik. Hiç ara vermedik. Anne ve bebeklerin sağlığı için değerli hocalarım da bu süreçlerin tüm her bir aşamasında her bir gün buradaydılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm hizmet alan hastalar adına diye.